Bugün Ekovizör'ün konuğu Hüsamettin Cinduruk. Türk demokrasi tarihinin, demokrat hareketin bugünkü güncel kanaat önderlerinden. Kendisiyle 1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılına denk gelen 2020 senesinde parlamenter demokrasiyi, Türkiye'nin çoğu partili siyasal geçişini ve hayatını konuşacağız. Efendim bizi kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Rica ederim. Bizi onurlandırdınız. Hani şu metaforla başlamak zannediyorum doğru olur. Türk tiyatrosunda Tülahat'ın kavuğu İsmail Dümbülü'den Münir Özkul'a, Münir Özkul'dan Ferhan Şensoy'a, bir anlamda da zannediyorum demokratlığın kavuğu da artık sizde bulunmakta. Bu yüzden de sizin fikirlerinizi, sizin düşüncelerinizi ve tecrübelerinizi izleyicilerimize aktarmak bizim için çok değerli. Evet, şuradan başlayabilirsek, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 yılına gelirken kurulduğunda hem kuruluş değerleri hem misyonu Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemde zannediyorum ayrı bir bölüm olarak değerlendirmek lazım. Nasıl bakmak lazım bu noktada? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmadan evvel Anadolu'da ve Trakya'da 30 tane halk kongresi var. Birbirinden güzel. Oltu'dan başlıyor, Denizli, Balıkesir dolaşıyor. Bir halk hareketi. Rahmetli anayasa profesörü Bülent Taner kongreler iktidar eder ona. Anadolu'nun kongrelerle idare edildiği tarih. O kongreler tarihini iyi okumak lazım. Biz sadece Erzurum Sivas kongreleriyle Amasya tabiini öne çıkardık. Onun dışında öyle kongreler var ki. Bir Kars Cumhuriyeti bile var hatta. Evet. Kendi kendileri yönetiyorlar. Bir de onların oluşlarına bakmak. Mesela 60 kişilik bir kongre var. Ama yapıya baktığınız zaman asker var. İttihatçı var. Cami hocası var. Halk var. Esnaf var, eşraf var. Bir başka yere bakıyorsunuz, subaylar var. Anadolu'da yerleşmiş olan emekli subaylar var. Savaşmış insanlar var. Ama cıvıl cıvıl kongreler. Şimdi Türkiye enteresan bir ülke. 1918, son 9 yıllarında Osmanlı dağılmıştır. Zaten Vahdettin'in bir gemiye binip, yabancı gemiye, daha doğrusu düşman gemisine binip ülkeyi terk ettiği zaman farazi otorite bitiyor imparatorluğun. Dağılıyor. Defakto olarak geliyor. Defakto. Ama ondan sonra Anadolu'da bir halk hareketi başlıyor. O boşluğu doldurmak için. Biz Türkler çok devlet kurmuşuz. O becerimizi yine gösteriyoruz. Yani son devletimizi halk, biz Türkler çok değerli bir metodolojiyle kurmuşuz. Kendi kendine elde kalan, Osmanlı'dan elde kalan malzemeyle bir devlet kuruyoruz. Bunun için de Demir Yolcu Bey Çerkin de var. Öldü gitti, kimse ismini bugün hatırlamıyor. Kazım Karabekir de var. İnönü de var, Atatürk de var. Bahrettin Paşalar vesaire. Ama sizin halk var. Eşraf var demin söylediğim gibi. İttihat Terakki'nin dağılmış teşkilatı var. Ahrarcılar, herkes var. Bir Anadolu halk hareketi bu. Büyük bir hareket. Bu hareket kongrelerden geliyor. Eski tabiriyle zübdesini, özünü 23 Nisan 1920'de Ankara'da ortaya koyuyor. Ve ilk meclisin toplantı yerde İttihat Terakki'nin bir binası biliyorsunuz. Bugün birinci meclis diyoruz oraya. Ve o kongrelerden gelen kararların içerisinde Atatürk'ün ve Atatürk'le beraber bu işin başında olan mücahitlerin bir demokrasi talepleri var. Bir imparatorluk, bir krallık, bir diktatörlük, tek adam devleti kurmak istemiyorlar. Bir halk devleti kurmak istiyorlar. O kadar güzel ki bu. Şimdi düşünün, birinci meclis toplanıyor. Dördüncü kanun hükümet kurmak. Bir hükümet kuruyor meclis kendi içinden. Ve o kendi içinden çıkan hükümeti değiştirebiliyor. Ve o hükümet meclisle beraber bir ordu kuruyor. Müthiş bir hadise. Devlet
taş üstüne taş koyduğunu gömülü. Sonra bir anayasa yapıyorlar 21 ayasız. Anayasayı kuruyor ve devletin organlarını teşkil etmeye başlıyor. Ve devleti bir müddet götürdükten sonra savaşı kazanıyor. Müthiş bir şey, bir devleti kuran halk hareketi bir meclis kuruyor. O meclisle beraber ordu kuruyor ve orduyla beraber düşmanı denize döküyor. Ve 923'te de Cumhuriyeti ilan ediyor. Rejimin rengini, ismini, Cumhuriyet'in ismini koyuyor. Peki bu meclis neler yapıyor? İstiklal Marşı'nı kabul ediyor. Büyük bir hadise. Milli bayrağı kabul ediyor. Devletin dili Türkçedir diyor. Türkiye adını kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Bu devleti kuracak bütün unsurları, manevi unsurları, maddi sembolleri dahi tespit ediyor. Bu devleti kuran meclise insan şükranları da sunmazsa ne yapar? Ben hep şöyle söylüyorum. Bu meclis cumhuriyet kurmamıştır. Bu meclis zaten devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir meclis devletidir. Meclis olmasaydı bu devleti kim kuracaktı? Herhalde Lozan'da kuracak halimiz yoktu. Hangi ordu savaşacaktı? Enver Paşa vatansever bir adam ama yanılgısına bak. Kurtuluşu Turan'da arıyor. Bir de Atatürk'e bak, kurtuluşu Anadolu'da arıyor ve onu da kucaklayan ve onunla beraber çalışan bir halk hareketi var. Halk hareketi olan bir parlamento. Bu parlamentonun Lozan Anlaşması'nı yapması bir sonuçtur. Ama esas kuvvet, esas ortaya çıkmış olan olgu anayasa bilimi açısındandır. Yani anayasa bir bilimdir. Devleti kuran organ, bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran organ meclisimizdir, yüce meclistir. Bakmayın bugünkü durumuna. Bu meclis kurucu meclistir. Bu meclis devlettir. Bütün organlarımızla kurulur. Ve şu önemli bir şey. Barışı da yapıyor. Lozan Barışı'nı da yapıyor. Sınırlarımızı da tespit ediyor. Ve bu Lozan Anlaşması ile ilgili meclisin tartışmalarını okuyunuz, iftihar edersiniz. Herkes özgürce fikrini söylüyor. Bazı maddelerde muhalefet veren milletvekilleri var. Bunların içinde çok önemli isimler var. Abdullah Sıplı var, Yahya Kemal var. 924 meclisi de çok önemli bir meclis. O da bir anayasa. Ama yapısı biraz daha değişik galiba. Yani bir merkeziyetçi bir meclis üzerinde toplanmış erklerden sonra biraz daha bir karma sisteme giden meclis var. Ve zannediyorum biraz daha güçlü bir meclis. O meclisin müzakerelerini okumak lazım. Orada da çok kaliteli tartışmalar var. Yani anayasa bilimciler zaten tartışıyorlar ya zaman zaman. Benim gördüğüm şu, 924 meclisi aynı zamanda devleti organlarını kuruyor. Bakınız 100 sene geçmiş. Bu iktidar 20 senedir iktidarda aşağı yukarı. Yeni bir organ kurdu mu, yeni bir bakanlık kurdu mu, ihtiyaç var mı? Olanları kapattı başka. Ama yeni bir şeye ihtiyaç yok. Her şey var. Sayıştayından, Danıştayına, Yargıtayına, Anayasa Mahkemesi'ne kadar hepsini Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi çeşitli darbeler yemesine rağmen, kızağa çekilmesine rağmen, tatil edilmesine rağmen temel organ olarak götürmüştür. Bugün hariç.